Şimdi Moldova sınırını geçtik. Tampon bölgeye giriyoruz şu an. Az ileride de gözüküyor buradan. Bakalım buradan nasıl geçeceğiz. Evet, sınıra geldik. Tabii sınırlarda fotoğraf çekmek veya kamera yasak olduğundan dolayı bu şekilde arabanın içerisinden çekmeye çalışıyorum. Tamam, burada dikkatli ol. Akşam 22.13'e kadar burada kalma iznimiz var. Birincisi, buranın Fas fakir olduğunu söylüyorlar. Eğer Sovyetler Birliği dağılmasaydı nasıl olurdu? Bir devlet olabilmek için ne gerekiyorsa her şeyleri mevcut. Fakat burada yaşayan insanların büyük çoğunluğunun 3 pasaportu var. Transdniester'i tanıyan hiçbir ülke yok. You're very welcome here. And yes, don't be afraid. Merhaba dünya alem. Birleşmiş Milletler'in kabul etmediği, haritada yeri olmayan, Sovyetler Birliği'nin donuk hali, adeta açık müzesi olan Moldova içerisindeki de facto cumhuriyet Transdniester'den dünya alem herkese merhaba. Bu tuhaf ülkeyi dünyada pek bilen yoktur. Bilenler de merak ediyorlar. Açıkçası ben de merak ediyordum. İlk defa geldim. Merakımı gidermiş olacağım. Aslında şöyle düşünebiliriz. Eğer Sovyetler Birliği dağılmasaydı ve günümüze kadar gelmiş olsaydı nasıl olurdu? Sorusunun cevabını tam olarak bulacağımız tek yer burası. Şu an başşehir Traspol'dayız. Burayı gezeceğiz. Bu ilginç ülkeyi gezdikten sonra yine bu topraklarda bulunan çok özel bir yere, sürpriz bir yere sizi götüreceğim. İzlerken göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Dniester yaklaşık 4000 kilometre büyüklüğünde bir yer. Aslında çok büyük bir yer değil. Yaklaşık 450 bin nüfus var burada. Nüfusun 2/3'ü Slav ırkından, 1/3'ü ise Latin ırkından. Fakat burada yaşayan insanların büyük çoğunluğunun 3 pasaportu var. Birisi buranın pasaportu, diğeri Moldovan pasaportu ve öbürü de tabii ki Rus pasaportu. Fakat kendi pasaportları, yani Transdniester'den almış oldukları pasaport dışarıda herhangi bir şekilde işe yaramadığından dolayı dışarıya diğer pasaportlarla çıkıyorlar. Burası Traspol'un tam ortasında Zafer Meydanı. Meydanı Alexander Suvorov adına yapmışlar. Alexander Suvorov kim? O da 19. yüzyılın başında o Osmanlı-Rus harplerinde Osmanlı'yı yenen komutan. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra burada Moldova bağımsızlığını ilan ediyor. Türkiye Cumhuriyetler gibi. Aynı zamanda Transdniester de Moldova ile beraber bağımsızlığını ilan ediyor. Fakat Moldova bunu tabii kabul etmiyor. Kabul etmediğinden dolayı da yaklaşık bir yıl savaşıyorlar. Bir yıl sonrasında ateşkes imzalanıyor. Fakat burası de facto cumhuriyet olarak devam ediyor. Transdniester'i dünyada kabul eden sadece 3 tane ülke, daha doğrusu ülkecik var. Abhasya, Güney Ossetya ve Dağlık Karabağ. Fakat bunlar da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ülkeler değil. Dolayısıyla siyasi anlamda diyebiliriz ki dünyada Transdniester'i tanıyan hiçbir ülke yoktur. Şehirde caddeler çok geniş, her taraf tertemiz, çiçeklerle süslemişler. Sanki bir anlamda şunu diyorlar, bak biz bu kadar güzel bir ülkeyiz, artık bizi tanıyın, bağımsızlığımızı tanıyın ve bu şekilde biz de dünya ülkeleri arasına girelim. Rusya buraya ciddi anlamda yatırım yapıyormuş. Yani büyük fonlar veriyor buranın güzelleşmesiyle ilgili. Belki de burayı bu eski Sovyetler Birliği'nin bir aynası gibi, bir müzesi gibi gördüğünden dolayı buradan dünyaya o eski günlerini hatırlatıyor olabilir. Arkamda görmüş olduğunuz bina Transdniester'in meclis binası. Yani bunların yasama, yürütme, yargı, kendi cumhurbaşkanları, hatta kendi orduları, para birimleri, her şeyleri var. Bir devlet olabilmek için ne gerekiyorsa her şeyleri mevcut. Sadece kabul edilmeyi bekliyorlar. Ama ilginçtir, meclis binalarının üstünde de görüyorsunuz zaten bir Rus bayrağı var, bir de kendi bayrakları var. Rus bayrağının meclis binalarının üstüne asmalarına rağmen Rusya dahi bu ülkeyi kabul etmiyor. Bu arada bayraklarına baktığınız vakit orak çekici görebiliyorsunuz.
şu an dünyanın başka yerlerinde çok olmayan bir şey, kalmayan bir şey ama burada mevcut. Hatta şu an meclis binasının önündeyiz. Binanın önünde kocaman bir Lenin heykelini görüyoruz. Lenin hala buralarda, bunlar için en büyük kahramanlardan bir tanesi. Zaten ülkeyi dolaşırken sokaklarda o komünizmin kokusunu duyabiliyorsunuz. Well, I don't know from where to start. I think very nice people live here. So to be honest, yes, very hospitable. So we are. It's very nice to receive people from different countries here. And this country also has a lot of potential. So now maybe it doesn't seem to be at its best days, but I hope that maybe in the future everything will be much better. How is your relationship with Moldova? I don't know. I think I'm fine. Yes, with different people, different countries. Because, you know, good people and bad people, they are everywhere. So, and the same in Moldova or in Europe, anywhere you go. Have you been in Turkey? No, not yet. But we would really love to go there. Yes. What do you want to say, Turkish people? You're very welcome here. And yes, don't be afraid. I know, we are just normal people, so we would be happy to receive you here and show our hospitality. And we hope that you enjoy our food. I know that in Turkey the food is also very good. And yes, it's a little bit probably different from the rest of Europe, but it's fine. Alona'nın dediği gibi gerçekten geldik burada. Halkla da böyle muhabbetlerimiz oldu. İnsanlar normal insanlar, evet. İnsanlar, sempatik insanlar. Yani buraya çekinmeden, korkmadan ziyarete gelebilirsiniz. Değişik bir tecrübe olur sizin için. Yine şehrin böyle merkezinde gezerken, şehrin tam merkezinde şehitlik koymuşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerle ilgili bir şehitlik burası. Şurada hemen bir tank var. Bu tank işte Rusların Almanlara karşı savaşan tankları, yani Hitler'i durduran tanklardan bir tanesi. Burası İkinci Dünya Savaşı'nda ölen insanlar, işte onların mezarlıkları. Şu ileriki kısım da, orası da 90'da 92 arasında Moldovalılarla yapmış oldukları o bağımsızlık savaşında ölen insanlar adına yapılmış olan anıt. Gezdik, dolaştık, yorulduk. Şimdi Dniester Nehri'nin kenarında dinleniyoruz. Açıkça söylemek gerekirse Transdniester'i ben çok daha iyi buldum, çok daha güzel buldum. Özellikle Tiraspol şehri, yani bu şehir çok güzel bir şehir. Bizim orada öyle derler, gıcır gıcır bir şehir. Rusya buraya gerçekten güzel yatırım yapmış, birçok şeyi yenilenmiş. Bu arada Tiraspol ismi de Katarina bu şehri kurarken Tiras nehrinin ismi, polis de şehir demek. Tiraspol şeklinde de bu şehrin ismini bu nehirden koymuş. Bu arada buraya gelirken biraz YouTube'dan baktım, bazı bilgiler gördüm orada. Fakat buraya geldiğim vakit o bilgilerin yanlış olduğunu öğrendim. Onları da burada düzeltmek istiyorum. Birincisi buranın Fas fakir olduğunu söylüyorlar. Ama burası öyle bir ülke değil. Bir Moldova'dan veya bir Bulgaristan'dan çok farkı yoktur. Hayat standartları fena değil yani. İkinci olarak burada yaşayan bütün insanlar üç kategoride farklı farklı devletten maaş aldıkları, memur maaşı aldıklarını söylüyorlar. Öyle bir durum da yok burada. İnsanlar eğer devlette çalışıyorsa devletten maaş alıyorlar. Özel bir sektörde çalışıyorsalar kazançlarını özel sektörden elde ediyorlar. Üçüncü olarak da buradaki bütün binaları devletin yaptığını söylüyorlar, yazıyorlar bazı yerlerde. Öyle bir şey de yok burada. İnsanlar kendi evlerini yapabiliyorlar. Devletin de burada her evlenene, herkese ev verme gibi mecburiyeti de yoktur. Kim olduğunu bilmiyorum ama şehrin oligarklarındanmış. Şehrin her tarafında şerif var. Benzin istasyonları şerif, marketler şerif. Hatta şu arkamda görmüş olduğunuz stadyum, o da Şerif takımına ait. Bildiğiniz o Tiraspol Şerif, biz Moldovan takımı diyebiliyoruz ama aslında o Transdniester'de olan bir futbol takımı. Hatırlarsınız Beşiktaş'tan, hatta geçen sene Real Madrid'de 2-1 yenmişti. Yine şehirde güzel parklardan bir tanesine geldik. Bu arkamda görmüş olduğunuz abla Yekaterina. Rusların en büyük kraliçesi. Fakat aslı Almanmış. Bunu da bu arada ifade etmiş olayım. İşte şehri 1792 yılında bu abla kuruyor. Şimdi parkta gençlerle şehirlerini konuşacağız. Bakalım bize neler söyleyecekler. Türkiye'den geldim.
Yani burayla alakalı olumsuz da çok şey duydum ama burada şehri çok güzel buldum. Очень красивый город на самом-то деле. Не знаю, что плохого вы могли рассказать об этом, потому что очень душевный, так скажем. Уютный. Да, уютный. Avrupa'ya gitmek istiyorlar mı? На самом-то деле, да, потому что с нашими ценами, нашими зарплатами здесь немножко такое на весы можно поставить. Ну так, было бы неплохо, здорово, посмотреть все равно хочется. Transnistria'nın Rusya'ya mı yoksa Avrupa'ya mı entegre olmasını istersiniz? Но мы все равно ближе с Россией, потому что менталитет, как правило, у нас более похож, наверное, Россия ближе. İnsanlar burayı bilmedikleri için buradan korkuyorlar. Mesela Türkiye'dekiler de çok bilmiyorlar burayı. Türkiye'dekiler ne demek istersiniz? Ну, Приднестровье абсолютно спокойная страна, то есть сюда можно спокойно приехать, вас никто здесь не отсудит. Очень-очень рады туристам, то есть максимально очень приятно и тепло от них отзываются, потому что это наши гости, и мы должны их с теплом встречать на самом деле, поэтому как бы не надо бояться, надо наоборот стремиться гулять, отдыхать. У нас очень доброжелательные люди на самом деле. Очень классно у нас, приезжайте. Merhaba, dünya alem. Tiraspol şehrini gezdik. Gerçekten bizim için de güzel bir gezi oldu, güzel bir deneyim oldu. Şimdi buradan videonun başında da söylediğim o sürpriz yere doğru gideceğiz. Ben de heyecanlıyım. Bakalım bizi neler bekliyor. Bender şehrine geldik. Burası 120 bin nüfus olan bir şehir. Bender deyince sizin de aklınıza mutlaka gelmiştir. Osmanlı'nın en kuzeydeki olan kalesi Bender Kalesi'nin bulunduğu yer burası. Bender Kalesi'ni 1792 yılında Ruslar Osmanlı'dan alıyorlar ve o almaların anısına da bu zafer takımı yapıyorlar. Şehre girdiğiniz vakitte bu kapı sizi karşılamış oluyor. Şimdi buradan işte o muhteşem Bender Kalesi'ni görmeye gidiyoruz. Tarihi muhteşem Bender Kalesi'ne geldik. Gerçekten çok güzel bir kale. Etrafında surlarla, hendeklerle tam böyle Dinyester Nehri'nin kenarına yapılmış, stratejik önemi çok büyük olan bir kale. Aslında bu kaleyi ilk olarak Moldova Prensliği yaptırıyor. Kırım Tatarlarından ve Ukraynalardan gelen saldırılara karşı burayı ülkeyi koruma amaçlı bir stratejik nokta olarak yapıyor. Moldova Prensliği Osmanlı'ya haraç ödemeyi reddedince, bir de Polonyalılarla iş tutunca Kanuni Sultan Süleyman o meşhur Bogdan Seferi'ni başlatıyor ve ordusuyla beraber gelip bu kaleyi kuşatıyor. O zaman için Büyük Ştefan denen Ştefan Çelmare'nin oğlu olan Petru Rareş kaleyi savunmaya çalışıyor ama tabii savunamıyor. Sonra kale Osmanlı tarafından fethediliyor ve Petru Rareş de Polonya'ya kaçıyor. Bu arada Osmanlı için çok önemli bir şahsiyet olan birisi de bu sefer esnasında keşfediliyor. Kanuni Sultan Süleyman Prut Nehri'nden geçip buraya gelmek isterken nehir çok hızlı aktığından dolayı harp mimarlarına köprü yaptırmak istiyor ama hiçbirisi başarılı olamıyor. Hepsinin yapmış olduğu köprüyü nehirler alıp götürüyor. Sonra Mimar Sinan, tabi o zaman için mimar olarak adlandırılmıyor. Sinan diye birisinin olduğunu söylüyorlar ordunun içerisinde. Onun yapabileceğini söylüyorlar ve Kanuni Sultan Süleyman'ın önüne getiriyorlar. Kanuni de ona eğer bu köprü yaparsan sana işte şu kadar ödül vereceğim diyor. Ama eğer beceremezsen de kendini alırım diyor. Sonra Mimar Sinan o köprüyü yapıyor ve başarılı bir şekilde ordu Prut Nehri'ni geçiyor. Daha sonra gelip bu kaleyi kuşatıyor. İşte bu kale kuşatılırken de çok ciddi anlamda toplardan zarar görüyor. Adeta yıkılıyor. Ve sonra Kanuni Sultan Süleyman buranın stratejik öneminden dolayı bir de burayı çok sevdiğinden dolayı Mimar Sinan'a ilk iş olarak tabiri yerindeyse bu kaleyi inşa etmesini söylüyor. Ve Mimar Sinan bu kaleyi adeta yeni baştan tekrardan çok güzel bir şekilde yapıyor. İşte gördüğünüz gibi muhteşem bir mimariyi, Mimar Sinan mimarisini bu kalede görebiliyoruz. Eskiden askerlerin talim gördüğü bu geniş mekanda şimdi sahne kurmuşlar. Akşamları burada konserler verip eğlence yapılıyormuş. Savaşmayalım, eğlenelim. Dünya mirası olan bu kaleye Avrupa Birliği de yatırım yapıyor. Onları da restore ediyorlar. Daha önce Türkiye restore etmiş fakat biraz orijinalden uzak olduğundan dolayı şimdi Avrupa Birliği tam orijinaline göre restore ediyor. Mesela şurası yapılmış fakat kulenin çatısı tuğladan. Normalde orijinali kulenin çatısı ahşaptanmış.
Şimdi yeni yapılanlar Avrupa Birliği'nin restore ettiklerinde ise kulelerin çatları ahşaptan. Şimdi kalenin en yüksek burcuna tırmanıyoruz. Kale Dinyester Nehri'nin böyle en dar olduğu yere yapılmış. Kontrol daha rahat sağlanabilsin diye. Çıkarken nefes nefese kaldık ama manzara gerçekten çok güzel. Burada böyle burçların üzerinde rüzgarda vurunca aklıma bir beyit geldi. Sur'da bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es. Osmanlı'nın kuzey sınırlarına kadar çıktık. Burada muhteşem 700 yıllık Bender Kalesi'ni gezdik. Arkamda görmüş olduğunuz Dinyester Nehri, onun ötesi manasında Transdinyester bölgesini gezdik. Rusya'dan kalıntı bir devlet olarak. Programımız burada bitiyor. Bizi sabırla izlediğinizden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Eğer hala abone olmadıysanız, abone de olursanız sevinirim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Dünya alem, hoşça kalın.